Herkese selamlar, şalom lekulam. Uzun süredir bazı arkadaşların da takip ettiği gibi bir sözlüğün yayınlanması söz konusuydu. Daha önce yayınlanmış olan bir sözlüğün ikinci bir baskısı ve biraz değiştirilmiş bir haliyle. Sözü yazan İsrail Benyakar Bey ile görüştüm. Beşa Tova diyelim, biz böyle diyoruz İbranice'de. Şa Tova, gerçi yapana da Mazal Tov deriz. Şatova iyi saatler gibi çevrilir ama bizim Türkçemizi bunu hayırlısıyla diyebiliriz. Ve Şatova sözlük yatsala derek, yani sözlük yola çıktı. Görmüş olduğunuz gibi ön kapak ve arka kapak veya Türkçe kapak veya İbranice kapak diye de gösterebiliriz ama şurası arka kapak olmuş çünkü bandrol orada. Sözlük yayınlandı. Ben şimdi size kısaca sözlük hakkında İsrail Bey'in bana iletmiş olduğu bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Ardından sözlüğü nerede temin edebileceğinizi açıklayacağım. Şimdi bu sözlük daha önceki basımında 17.018 kelimelik bir sözlüktü. 2010 yıllarında, evet şurada 2010 yıllarında basılmıştı. O zamanlar sözlükte 16.088 kelime varmış. Bu sözlük bende var şu an. İsrail Bey yapmış olduğu kontrollerden sonra, yoklamalardan sonra 14 tanesini silmiş. Ve yeni sözlükte ise ayrıca 1000'e kadar yeni kelime ve fiil ekleyerek kelime hazinesini 17.018 kelimeye yükseltmiş. Ayrıca bu sözlük takip edenler de bildiği gibi daha önceden yayınlanması planlanmıştı. Fakat araya korona hastalığı girdiği için biraz beklemek durumunda kaldık. Hatta sözlük yayın hazırlanırken salgın başladığından dolayı İsrail Bey korona kelimesini sıralama dışı bırakarak en son satıra ekledim diye not düşmüş. Çağdaş İbranice'de kullanılan 17.018 kelime içeren bu sözlüğün başlıca özelliği kelimelerin İbranice yazılışları ile birlikte Türkçe harflerle okunuşunun ve Türkçe karşılığının da tam anlamları ile bir arada görülmesidir. Eski sözlükte de böyle, yani bir kelimeyi açtığınız zaman İbranice harflerle görüyorsunuz, ayrıca bunun Türkçe nasıl okunduğu yazılmış ve anlamı yazılmış. Bu şekilde düzenlenmişti. Yine ikinci sözlükte aynı şekilde düzenlenmiş. Büyük bir emek gerçekten. Yeni yayınlanan sözlüklerden görseller ekledim. Sözün başına aranan kelimeyi bulmayı kolaylaştıracak birinci alfabe yer almaktadır diyor. İbranice alfabe yer almaktadır diyor. Sözlüğün başında İbranice'nin anahtarları sayılabilecek A, fiil gruplarını gösteren bir tablo ile fiillerin çekim cetveleri ve bazı faydalı bilgiler yer almaktadır. 2019 yılında çıkması planlanmışken dünyayı sarsan korona virüs salgını ve meydana gelen bir takım aksaklıklar nedeniyle ikinci baskının çıkması bir sene kadar sekteye uğramış ve ancak 2020 Kasım ayı başında gerçekleştirebilmiştir. İsrail Benyakar beyefendinin notu. Dediğimiz gibi Şatova hayırlısıyla çıktı, yani sözlük eminim büyük bir fayda sağlayacaktır İbranice öğrenenler için. Yine sözlükten birkaç görsel ekledim buraya. Ve bu şekilde görünüyor. Yani belki ekranda zor göreceksiniz ama örnek göstermeye çalışacağım. Yani şurada kelimeyi görüyorsunuz İbranice. Şurada okunuşunu ve şurada anlamını öğrenebilirsiniz. Bu şekilde düzenlenmiş bir sözlük. Türkçe kısmı da bu şekilde, İbranice kısmı da bu şekilde. Yani Türkçe'den İbranice ve İbranice'den Türkçe kısımları aynı şekilde düzenlenmiş. Bende eski versiyonu var. Şimdi gerçekten büyük bir emek. Yani 17.000 kelimeyi tek tek, yani bu Google Translate'e benzemez. Google Translate'in tembel, sanal, yapay aklına benzemez. Gerçekten özellikle zaten son zamanlarda iyice yanlış bilgiler vermeye başladı Google Translate. Bazen espri olsun diye paylaşıyorum. Yani işte bozuk arabayla sürüş yapmak caiz değildir gibi anlamlar çıkartıyor. Ama bu sözlük gerçekten, yani her iki kültür, her iki dili yakından bilen bir insanın hazırlamış olduğu bir sözlük olmasından dolayı Google Translate gibi birçok
yazılımlardan çok çok daha iyidir ve katidir ve nettir. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ayrıca verilen emek de gerçekten büyük. Umarım yerini bulur. Şimdi bu kitabı nasıl isteyeceksiniz? Bu kitap Sokak Yayın Grubu tarafından basılmış. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaraları kendilerine ait. Şu internet sitelerinin adresi. İnternet üzerinden satış yapmıyorlar. Yapmanız gereken şey bu numarayı arayacaksınız. İbranice Türkçe sözü almak istediğinizi söyleyeceksiniz. Ve size yardımcı olacaklar. Artık nasıl bir işleyiş var? İnanın bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Yani para nasıl ödeniyor, nasıl gönderiliyor hiçbir bilgim yok. Ve özellikle belirtiyorum bu sözlükle ilgili teknik veya buna benzer bir konuda paydaşlığım yok. Ben sadece kanalı takip eden insanlara duyuru niteliğinde bu videoyu hazırladım. Yani elbette gönül ister ki herkese sözlük gönderelim ama benim böyle bir imkanım yok. Şayet hediye etmek isteyen varsa kendisi alıp bana gönderebilir. Yani şu an bu yeni sözlük bende de yok. Eğer olur da imkanı olan varsa bana alıp gönderebilir. Hediye kabul edilir. Yani bu konuda sormanıza gerek yok. Dediğim gibi yani numarayı arıyorsunuz. Buradan sözlüğü istediğinizi söyleyeceksiniz ve size yardımcı olacaklarmış. Aldığım bilgi bu. Bunun dışında temin edebilecek bir yer yok. Eğer kendi aranızda bir toplu sipariş düzenleme imkanınız varsa belki bu konuda da yardımcı olurlar. Yani tek bir merkeze gönderip oradan işte öğrenci grubu arkadaşlar kendi aralarında paylaşabilirler. Bilmiyorum. Tüm bilgileri şu numaradan edineceksiniz ve size yardımcı olacaklarmış. Çünkü şu an internet satış kanalları yok. Bu kadar da arkadaşlar. Sözlük eminim güzel olmuştur. Çünkü bir önceki sözlük elimde, ben halen kullanırım. Bu da daha geliştirilmiş bir hali. Eminim İbranice dilini öğrenmeye çalışan herkese fazlasıyla yardımcı olacaktır. İsrail Bey'e tekrardan teşekkürler. Gerçekten büyük bir emek. Yani ben bu tip durumlarda biraz ya duygusal olurum ama gerçekten öğrenmek isteyen bir insana yapılabilecek çok büyük bir katkı. Umarım herkes ya kıymetini bilir, iyi bir şekilde kullanır. Nasıl ki dil iyi bir şey için kurulduysa vakti zamanında sözlük de eminim iyi bir niyette kullanılacaktır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.